Türkiye'de TR724'teki yazımda da ifade etmiştim. Çeteleşme, çete lideri olma adeta bir kariyer haline geldi. Diğer alanlarda yürümek, yükselmek, meslek sahibi olmak zor. Olsanız mesela işte 4 yıl fakülte bitiriyorsunuz, dirsek çürütüyorsunuz, kariyer mesleklere giriyorsunuz. Kariyer mesleklerle ilgili 10 sene önce bir kitap yazmıştım. Bir sürü safhalardan geçiyorsunuz, yetki, yeterlilik aşamaları. Bir meslek mesela denetçi, müfettiş oluyorsunuz. Aldığınız para ancak karnınızı doyuruyor. Ömür boyu ona talim ediyorsunuz. Ama geçtiğiniz safhalar çok ağır. Çok büyük rekabetler içinden geçerek. Şimdi bunu gören gençler ne yapıyorlar? Kolaydan para kazanma yoluna, kolaydan şöhret olmak, kolaydan lüks hayata girme yoluna yöneliyorlar. İşte Sedat Peker gibi insanlar, eğitimi olmayan ama villalarda yaşayan, milyarlara hükmeden, devletin en tepe noktaları insanlarla görüşen, gazetelere sanki legal bir insan gibi mülakatlar veren, topluma akıl veren bu tür insanlar model oluyor maalesef ve bu da gençlerde, yeni nesilde çeteleşme, mafyalaşma eğilimlerini artırıyor. Ayrıca güç devşirmek devletle ilişkiler açısından da çok önemli. Yani sıradan bir vatandaş olarak devletle bir ilişki geliştiremiyorsunuz ama mafya liderleri pekala devletin emniyet müdüründen savcısına kadar, bakanlarına kadar çok rahat ilişkiler geliştirebiliyorlar. Bu yeni mi? Bu yeni de değil. Türkiye'de her dönemde bu oldu. Mesela Mustafa Kemal'in de Topal Osman diye bir çetesi vardı. Bir kısım insanlar öldürttürdükleri. Daha geriye giderseniz bir yönüyle aslında Kuvayi Milliye dediğimiz düzenli birlikleri geçirilmeden önce Anadolu'daki yerel milli mücadeleyi başlatan güçlerin önemli kısmının çetelerden oluştuğunu, Çerkez Ethem gibi, işte Yörük Ali Efeler gibi, Ege'deki Efeler gibi, bunların bir kısım çeteler olduğunu, dönemin şartlarında pekerler olduğunu da görmek lazım. Bir yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bu çeteler var. Daha sonra bunlar tasfiye edilmiş, düzenli orduya geçirilmiş, militanları, işte elemanları na görevler verilmiş filan ama sonuç itibariyle baktığımızda İstanbul işgal edilip Osmanlı'nın orduları, tersaneleri tasfiye edildikten sonra milli mücadele bir yönüyle bu çeteler üzerinden gelişmiş. Bunu çeteleri meşrulaştırmak için söylemiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de facto çetelerle böyle bir iç içeliği var. Bunu görmek lazım. AK Parti'nin ilk döneminde bu çeteler epeyce bir sindirilmişti. Yargı, hukukun üstünlüğü öne çıkmıştı AB sürecinde. İşkence sonlandırılmıştı. Bu konuda Adem Yavuz Aslan'ın eski emniyetçilerden, istihbaratçılardan Mesut Yılmaz'la bir mülakatı var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel, verimli bir video. İşkence, mafyalaşma büyük oranda bitirilmişti. Sıfıra yakın hale getirilmişti. Ama ne zaman ki 2010'lardan sonra Erdoğan önce parti içinde sonra devlette tek adam haline geldi. Kirli ilişkilerin önünde onu denetleyecek, onu kontrol edecek bir engel kalmadı. Ondan sonra artık devletle çeteleşme iç içe hale geldi. Hatta bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir çete tarafından, yani Erdoğan ve ailesi dar bir çete tarafından meşruiyet kılıfına bürünmüş. Diploması yok. Seçimlerde nereye yaptığını bilmiyoruz ama netice itibariyle bir şekilde meşru gözüküyor. Böyle bir çete tarafından devletin her alanının çeteleştiğini söyleyebiliriz. Eskiden çetelerle lokal işbirlikleri oluyordu. İşte TSK'nın içinde bir grup oluyordu. Ağar döneminde emniyetin içinde bir grup oluyordu. Veli Küçük döneminde jandarma üzerinden bir kısım çeteleşmeler, haraçlar, cinayetler işleniyordu. Şu an geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti 100 yılın en çeteleşmiş, devletin bütün organlarının dar bir çete tarafından pay edildiği, kontrol edildiği bir hale gelmiş durumda. Peki Sedat Peker neden konuşuyor, kimin için vuruyor? Bu konuşmalarla Sedat Peker ne hedefliyor? Bunları da açıklayıp videomuzu bitirelim. Yani bu tamamen Sedat Peker'in bir bireysel intikamı olabilir. Bir aktördü. Münhasıran 15 Temmuz öncesi ve sonrası 15 Temmuz'daki bu çetelerin çok önemli rolünün olduğunu biliyoruz. O sniperlar, kan dökmeler, insanlar sokağa dökme, o hazırlık safhasında Erdoğan'ın Sadat gibi, Sedat Peker gibi farklı farklı çete gruplarıyla, illegal gruplarla işbirliği yaparak 15 Temmuz senaryosunu icra ettiğini biliyoruz. O da onlardan bir tanesiydi Sedat Peker. Yani devletin itibarlı çetesiydi. El üstünde tutuluyordu. Her türlü tehdidi savuruyor ama başına bir iş gelmiyordu. Rahat bir hayatı vardı ve şimdi bir anda MHP'nin baskısıyla Alaaddin Çakıcı, başka bir çete reisi çıkarıldı ve devletin muteber çetesi o hale geldi. Yani Alaaddin Çakıcı gelince Sedat Peker'in pabucu dama atıldı. Dolayısıyla onunla ilgili takipler, tarasutlar başladı ve zaten
havayı koklayan Sedat Peker hemen önce Balkanlara, sonra Fas, sonra da zannederim şu an Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dışarıya çıktı. Yani tamamen bu kendi kayıplarını telafi etmek için, kişisel intikamı için bunu yapıyor olabilir. Bir başka mesele, ağır hedef alıyor. Aslında tedricen hep görülen, söylenen şey şu, bildiklerinin çok azını açıklıyor ve bir uzlaşma aradığı, yani ben çok şey biliyorum, size çok zarar verebilirim, benimle uzlaşın, beni dikkate alın, beni yok saymayın mesajını sık sık veriyor. O rajonu kesiyor ve söylediklerini kontrollü bir şekilde veriyor. Buradan Erdoğan'a aslında mesaj gönderiyor. Her ne kadar Erdoğan'a saygıyla davranırsa, hatta damat Berat'a bile saygı gösterse, abisi Serhat'a, pelikancılara, ağara filan çaksa dahi, Erdoğan'la uzlaşmak için bu videoların hepsinde Erdoğan'a mesajlar gönderdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan doğrudan hedef almıyor. Ama benim kanaatim, nihai olarak eğer burada bir uzlaşma çıkmaz, istediklerini elde edemezse sonraki adımlarda Erdoğan'a yönelecektir diye düşünüyorum. Ağar Erdoğan'ın kirli en zayıf halkalarından bir tanesi. Kolay feda edebileceği de bir halka. Eğer üzerine biraz daha giderse, biraz daha kamuoyunda gündem olursa Erdoğan rahatlıkla Ağar'ı feda edebilir. Feda edebilir derken ne yapar? Kızağa çeker. Yani bu kirli ilişkileri olan insanlar birbirlerini ilelebet bitirmezler. Gözden ırak bir kenara itebilir. Ağar'ı hedeflemesi biraz Ağar'ın kenara çekilmesini, safraların atılmasına da yarayabilir. Soylu'yla Peker arasında ilişkiler kuruluyor. Her ne kadar yakın zamanda Süleyman Soylu, Sedat Peker aleyhine açıklamalar yaptıysa da genel tabloyu okuduğunuzda Sedat Peker'in devletin içinden bilgi aldığı anlaşılıyor. Emniyet istihbarattan bilgiler aldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu çok kurt bir adam ve yaşı da genç, kendisine Erdoğan sonrasıyla ilgili hazırlıklar yapıyor. Yani pek çok insan Erdoğan gitse her şey düzelecek. Erdoğan gitse Süleyman Soylu'nun bu kurulu otoriter rejimi, bu bir terakküm etmiş gücü kullanma gibi bir ihtimali var ve Erdoğan, Süleyman Soylu buna oynuyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu her ne kadar şu anda Erdoğan'a sadık gibi gözükse de Erdoğan'ın altının boşaldığını görüyor ve dolayısıyla Erdoğan'ı da yıpratan, hiç sevmediği, haz etmediği Berat Albayrak'ı yıpratan, onun abisini yıpratan, Sedat Peker'in bu açıklamalarına Süleyman Soylu'nun el altından bilgi vermesi, destek vermesi, onunla örtülü bir işbirliği içinde olması mümkün ve muhtemel gözüküyor. Hatta daha ileri vadede de Süleyman Soylu bunu Erdoğan'ın yerine geçmek için bir fırsata bile çevirmek isteyebilir. Bu doğrultuda bile kullanabilir. Çünkü Erdoğan'ın altının boşaldığını etkili bir şekilde ben Süleyman Soylu'nun da gördüğünü görüyorum. Başka ne olabilir? Yani uluslararası yönü olabilir mi Sedat Peker'in açıklamalarının? Olabilir. Yani bu tür aktörlerle uluslararası büyük güçlerde ilişki kurarlar. Türkiye'deki kirlenmişliği gören uluslararası güçler Erdoğan'la Sedat Peker'in arasının bozulduğunu da görüp bu konuda Sedat Peker'i cesaretlendiriyor olabilirler. Ve onun açıklamaları üzerinden Erdoğan'ı, Türkiye'yi baskı altına alacak olabilirler, alanını daraltacak olabilirler. Ama benim bütün bu ihtimallerin ötesinde üzerinde durduğum bir ihtimal daha var. En önemli ihtimal olarak gördüğüm. Daha önceki konuşmalarda da hep ifade etmiştim. Erdoğan'la Ergenekon'un çatışması. Ergenekon her ne kadar şu anda zayıflatılmış gibi gözükse de Türkiye Cumhuriyeti'nin iddiaçılardan bu tarafa genetik yapısını oluşturan kadrodur. Ve bir şekilde global aktörlerle onların himayesine de muhatap olan kesimlerdir bunlar. Sadece Rusya değil. Batı dünyasında da bu iddiatçı, kemalist, derin yapı zaman zaman kullanılmıştır. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında da bu iddiatçılar vardır. Bu darbeleri sorguladığınızda arkasında büyük güçleri de bulursunuz. Dolayısıyla Erdoğan'ın şu tezi ileriye sürmüştüm. Erdoğan'ın altı boşaldığında, seçmen kitlesini kaybettiğinde, popüler olmayı yitirdiğinde, ekonomi bozulduğunda bunun altından bir şekilde sandalyeyi çekerler demiştim. Ha, yeni bir normal oluşturabilir mi bu global aktörler Türkiye'ye yönelik, ne gibi? Yani işte aynen Suudi Arabistan'da olduğu gibi böyle biraz İslamcı, biraz otoriter. Çok o kanaatte değilim. Yani Türkiye
Batı ile Doğu arasında, Orta Doğu ile Avrupa arasında tam bir geçiş ülkesi. Türkiye'ye biçilen misyon ne tam gelişmiş ne yoksulluk içinde, biraz gelişmiş. Ne tam demokrat ne otoriter, az demokrat. Yani demokratik Batı dünyasıyla, Avrupa ile Orta Doğu arasında tampon olacak, geçişkenliği sağlayacak, işte Orta Doğu'nun göçmenlerini filan muhafaza edecek bir misyon biçilmiş durumda Türkiye. 100 yıldır bu böyle. Dolayısıyla Ergenekoncuların ben bu ülkeden kolay tasfiye edilebileceği kanaatinde değilim. Kaldı ki anayasanın değiştirilemez maddeleri var. Ergenekoncuların güç kazandığı şey nedir? Kemalizm, Atatürkçülük, Mustafa Kemal ve ordu üzerinden bu gücü sağlarlar. Her ne kadar 2015'ten sonra Erdoğan yakın zamanda Ergenekonculara karşı mevziler kazanıyor, kadrolarını oluşturuyorlar ise de Türkiye'nin yeniden o Ergenekoncu ittihatçı zihniyetin egemenliğine, hakimiyetine gireceği, en azından çekirdekte onların olacağı kanaatindeyim. Yüzeyde yarı demokratik bir yapı olsa da işte tam da bu noktada ben şunu düşünüyorum. Veli Küçük, Sedat Peker'i yetiştiren adam. Yani çocukluktan almış, yetiştirmiş ve mafya lideri haline getirmiş bir adam. Peki Veli Küçük kim? Veli Küçük tam da Ergenekon'un merkezinde olan bir adam. O iddiaçların en kirli yöntemlerini uygulayan, işte Adapazarı, İzmit, Gölcük üçgeninde jandarma komutanı, bölge komutanı olduğunda her gün cesetlerin çıktığı bir adam. Her türlü illegaliteyi kullanabilen bir adam ve Sedat Peker temelde TSK merkezli formasyona sahip bir çete. Türkiye'deki çeteleri polisten beslenen çeteler, mesela Ağar ve Ağar'ın ekibi gibi ve TSK'dan beslenen çeteler diye bir ayrıma da tabi tutmak mümkün. Mesela Yeşil de TSK'dan beslenen bir çete. Keza işte Yaşar Büyükanıt döneminde Umut Kitabevi'ni bombalatan Ali, neydi soy ismini hatırlayamadım, bunlar gibi assubay, TSK'dan beslenen çeteler vardır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin genelinde her ne kadar şu anda iktidar güçlü, Erdoğan güçlü, her yeri domine ediyor gibi gözükse de uzun erimde baktığımızda TSK merkezli çeteler daha güçlüdür, daha dominanttır. Ama bunlar 15 Temmuz'da polisin içindeki çetelerden tutun Erdoğan'a kadar bütün kirli kesimler bir koalisyon kurdular, bir işbirliği kurdular ve 15 Temmuz'u bu çetelerin hepsinin organizasyonuyla, iktidarın himayesinde, MIT'in programlamasında, koordinasyonuyla ve beyni olarak bir 15 Temmuz yaptılar. Orada Ergenekoncular da, Erdoğan da, TSK içindeki, bürokrasi içindeki düzgün, kaliteli, nitelikli insanların tasfiyesine hedef edilmişti. Bunu gerçekleştirdiler. Ama Erdoğan bu tasfiyeden sonra Ergenekoncuların yeniden ayağa kalkabileceği ihtimaline binaen Ergenekoncuları da hem tasfiye etmeye başladı hem de devletin her kademesine kendi sadık militanlarını doldurmaya başladı. Bu elbette Ergenekoncuları rahatsız ediyor. Şu ihtimali bence gözden kaçırmamak lazım. Evet, Sedat Peker Erdoğan iktidarından dirsek yediği için dışarıya çıktı ve muhalefet ediyor. Ama öte taraftan Sedat Peker TSK, jandarma, JITEM kanalından, Veli Küçük kanalından beslenerek o formasyonla yetişmiş bir çete. Dolayısıyla bu çatışmada Erdoğan'ın Ergenekoncular tarafından Sedat Peker eliyle yıpratılması gibi bir ihtimali, böyle bir sürecin, böyle bir prosesin işlediğini de göz ardı etmemek lazım. Eğer böyleyse Ergenekoncular babası olan Veli Küçük üzerinden Sedat Peker'i konuşturuyorsa bu burada durmayacaktır. Şu anda Sedat Peker hala barışma yolları arıyor. Kendi itibarını kazanmaya çalışıyor ama eğer Ergenekoncular Erdoğan'ı bu doğrultuda, bu noktadan bitirmek istiyorlarsa Peker'e çok daha şiddetli, çok daha yıkıcı açıklamalar yaptıracaklardır. Onu besleyeceklerdir. Bu konuşmalarda bir taraftan belki emniyet, istihbarat ve Süleyman Soylu'nun etkisi olabilirken öbür taraftan ben Ergenekoncuların da Sedat Peker'i ciddi şekilde beslediklerini, desteklediklerini düşünüyorum ve Sedat Peker üzerinden bir Ergenekon-Erdoğan kapışmasının sahaya indiğini, sıcaklaşmaya, ısınmaya başladığını, bir alan çatışmasına dönüştüğü ihtimalini de ben yok saymıyorum. Nereye kadar gider? Mesela şunu da sorgulamışlar. Erdoğan'ı zora sokmak için mesela Sedat Peker neler yapar? Sedat Peker'in açıklayacağı şeyler Erdoğan'ı, iktidarı, sivil kesimleri zora sokacak şeyler olur. Ama mesela 15 Temmuz'a girer mi demişler. Sniperlar, o askeri öğrencilerin öldürülmesi, insanların mobilize edilmesi, bu çeteler, Sadat, cihadistler gibi gruplar üzerinden 15 Temmuz
iktidarın, MIT'in ve bu tür çetelerin, Ergenekoncularla birlikte koordine çalıştıkları çok iyi organize edilmiş bir senaryo. Aynen Binali Yıldırım'ın hiç haz etmediğim senaryo dediği gibi, bu aklıma gelir benim. Çok iyi çalışılmış bir senaryo ve bunun kanlı tarafında Sedat Peker gibi çete elemanları var. Oraya girer mi, oraya gireceğini sanmıyorum. Çünkü 15 Temmuz Ergenekoncuların da içinde olduğu bir ortak oldukları, sorumlu oldukları bir şey olduğu için ne Sedat Peker ne de başka Ergenekoncular, bu kirli ilişkinin içinde olanlar, kendilerine de dokunacak olan 15 Temmuz'un aydınlatılması işine, ortaya çıkarılması işine girmeyeceklerini düşünüyorum. Sedat Peker'in nereye kadar, nasıl gideceğini göreceğiz ama bütün yapılan şeylerin ötesinde ben bunun bir noktada Ergenekon-Erdoğan çatışmasının ısınması ve alana yansıması olarak da görüyorum. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim.